Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye temsilcisi Abdülvahap ikinci radyo konuğumuz. Şu an kendisiyle konuşacağız. Bana geliş sebepleri de bir panel var Lokman Hocam. Hak Derin düzenlediği bir panel var. Merkez İmam Hatip Lisesi'nde saat 19'da. Burada kesinlikle faydalanmanızı isterim. Tabii sık sık radyomuzdan anonsları duyuyorsunuz. Abdülvahap Ekinci, dediğim gibi Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hocam, öncelikle kendimize hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Allah'a çok şükür. İyiyiz. Özellikle o anda olmak ve size konuk olmak açısından da daha fazla iyi olduğumuzu, daha fazla mutlu olduğumuzu sizlerle ve bizi dinleyen seyircilerimizle ben bunu paylaşmış olayım. Van'ı seviyorum. Vanlıları seviyorum. Van'ı biliyor musunuz? Sanki ben defalarca farklı bazı programlar için Van'a geldim. Evet. Yani Van'a çok yabancı değilsiniz. Evet, yani birkaç kere gelmişim ama Van'a karşı da özel bir muhabbetim var. Özel bir muhabbetiniz var. Evet. Şimdi tabii Dünya Müslüman Alimler Birliği dendiğinde hakikaten bize şu ana kadar gelen yorumlar da çok fazla, sorular da çok fazla var. Dünya Müslümanlar denince iki şey konuşuluyor hocam. Evet. Bir, Müslümanlar neden bu bunalımı yaşıyorlar? İki, bunalımın yaşandığı topraklar neden hep Müslümanların yaşadığı topraklar? Oysa bu din kemale ermiş, bu din dünyaya rahmet olarak gelmişti. Rahmet bir dinin müntesiplerinin olduğu bölgelerde neden bu kadar sorun var? Tabii biz İslam aleminde neden o kadar sorunlar yaşıyoruz? Ve gerçekten çok ciddi anlamda genel manada ferdi, içtimai, siyasi ve ahlaki açıdan var olan problemler zaten bölgede yaşayan, Orta Doğu'da, İslam aleminde yaşayan herkes bunu biliyor. Ama aynı zamanda bu anlattığımız sorunların dışında bir mezbahaya dönüşmüş bizim bölgemiz. Evet. İşte hepimizin gördüğü gibi Suriye'de yüz binlerce masum insanlar katlediliyor, öldürülüyor. Irak'ta milyonlarca insanlar öldürüldü. Yemen'de sürekli dahili savaş, iç savaşlar ve yani öldüren de öldürülen de tekbir getirerek birbirlerini öldürüyorlar. Libya'da, Mısır'da hasili kelam ne yazdık ki her yerde. Ama aynı zamanda biz yaşadığımız bölgede bu sıcak sorunları yaşarken yaşadığımız dünyada da aslında çok ciddi sorunlar var olduğunu görmemiz lazım. Bizim yaşadığımız dünya maalesef yani şu anda bir avuç emperyalist güçler tarafından, ırkçı emperyalizm tarafından veyahut başka bir ifadeyle kendilerine sözde muharref olan Tevrat'ta arzimo uddiye vaat edilen toprakların üzerinde Dicle ve Fırat arasında dolaylı yollardan değil, fiili olarak tahakküm ve tasallut noktasına gelmek için dünyayı bir patlama durumuna ne yazık ki sokmuşlar. Bizim bölgede yaşanan sıkıntıların dünyaya yansımaması mümkün değildir. Ve dünyanın da kendi içinde çok farklı bazı sıkıntıları var. Bunu şu şekilde bilmemiz lazım. Ama neden? Sizin çok iki önemli sorunuz vardı. Neden bizim bu bölgemizde, İslam aleminde bu sorunlar özellikle mukessef yoğun bir şekilde yaşanıyor? İkincisi de niçin bu sorunlar yaşanıyor? Evet. Bölgede neden yaşanıyor? Şimdi birinci sorunun cevabını yani bu sorunları yaşamamızın nedeninden cevap vermeye çalışırsak tabii bunun çok değişik nedenleri var. Evet. Bu nedenlerden birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi şerifinde açık bir şekilde bu sorunun cevabını veriyor. Diyor ki اِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْعِنَةِ وَتَبَعْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمْ جِهَادَكُمْ صَلَّتَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذِلَّنْ لَا يَنْزَعُوا حَتَّى تَعُودُوا اِلَى دِينِكُمْ. Eğer sizler develerin kuyruğuna, öküzlerin kuyruğuna takılırsanız, evet, İğne alışverişinde bulunursanız, yani helalı harama karıştırırsanız, çünkü iğne aslında fakihlerin tarifine göre beyun fi suret ve riben fil hakika,
gerçek manada riba olup ama hile işarele, yani onu meşrulaştırma noktasına getirip de yapılan alışverişler. Eğer siz öküzlerin kuyruğuna takılırsanız ve iğne alışverişine dalarsanız, yani bir manada başka bir ifade tarzıyla, yani siz de nevileşirseniz ve terektü cihadeküm, cihadınızı terk ederseniz, sallallahu aleyküm dinen la yenza'u hatta ta'udu ila dinikum. Cenab-ı Allah size bir zillet musallat eder. Evet. Bir zillet. Ve ancak o ancak bu zilletten, bu sorunlardan dininize dönüş yapmakla kurtulursunuz. İşte burada Efendimiz iki tane sebebi açık bir şekilde söylüyor. Bizler yani topluma baktığımızda, yani hem ülkemiz açısından hem yani diğer ülkeler açısından topluma baktığımızda, toplumun içinde şu iki tane hastalığın var olduğunu görüyoruz. Evet. Dünyevileşme hastalığı var. Ahireti unutarak, dünyayı avucunda değil, dünyayı yüreğinde taşıyarak bir dünyevileşme hastalığı var. Evet. Diğer bir husus da cihat, yani hakkın hakimiyeti için, tüm insanlığın huzura, refaha ve kavuşması için, adaletin yeryüzünde hakim olması için, insanların insanca yaşayabilmeleri için, tüm insan haklarının insanlığın hak ettiği ölçüde insanların haklarına sahip olabilmeleri için verilmesi gereken mücadele anlamına gelen cihadı Müslümanlar terk ettiler. Unuttular. Hatta bırakın ki bir insan bir şey terk eder ama sürekli kendi beyninde bunu canlı tutar. Evet. Ama öyle bir noktaya gelindi ki zaten yapılmadığı gibi aynı zamanda unutuldu. Yani Müslümanım diyen bir insan, İslam diye, İslam dini işitildiği vakit işiten insan aklına ilk etapta gelen namaz, oruç, hac, zekat, ama cihat diye bir kavram insanlar bunu hatırlamıyor. Evet. Oysa cihadı terk etmek, yani hizmeti terk etmek. Ben cihatla ilgili birkaç laf daha ekleyeceğim. Tabii. Yani bunları terk etmek işte şu anda yaşadığımız sıkıntıları yaşaman demektir. Eğer bizler, eğer Müslümanlar İslam'ı tam anlamıyla yaşamış olsalardı, dünyayı yüreğinde değil avucunda taşıyarak Allah'ın rızasını yüreklerinde taşımış olsalardı, ahireti yüreklerinde, dünyayı da avuçlarında tutmuş olsalardı, bugün bizim insanlarımız, toplumumuz, Müslümanların ve tüm insanlığın dünyası da ahireti de yıkılmazdı. Ben niçin dünyayı avucunda tutmak? Çünkü genellikle böyle bir algı var. Müslüman dünyayı terk etmeli. İyi Müslüman dünyadan uzak olan Müslümandır, insandır anlamında bir yanlış algı var. Asla. İslam dini dünya ve ahiret dinidir. Ve Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Rabbena atina fi dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar duasıyla aslında hem dünyanın saadetini hem ahiretin saadetini, dünyada da huzur ve refahı, ahirette de nar-ı cehennemden kurtuluşu ve cennete girişi isteyelim, istemeliyiz, isteyin diye bu ayet-i kerimede bizi yönlendiriyor. Bu demektir ki İslam dini dünyaya da önem veren bir dindir. Ahiretsiz İslam, İslamsız ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret olmaz. Evet. Dünya ahiretin mazasıdır. Ancak dünyevileşmeden kastımız nedir? Dünyevileşmeden kastımız ahireti terk ederek, ahireti ve İslam'ın emrettiği emirlerin ötesinde, dışında dünyevileşme hastalığını kastediyoruz. Ben takriben 20 sene önce yazdığım bir makalede şunu söylemiştim. Dünya adına ahireti terk etmek ahmakların, ahiret adına dünyayı terk etmek korkakların, dünya ve ahireti beraber yürütmek ise kahramanların işidir. Ve Müslüman dünyayı ve ahireti beraber yürütmeli. Ancak ahiretin yeri yürektir, dünyanın yeri ise avuçtur. Yani dünya bir arabaysa arabaya binilir, araba çöpe atılmaz. Ama dünyevileşmenin manası arabaya binmemiz gerekirken arabanın altına uzanarak arabayı sırtımızda taşımaya çalışmaktır. İşte biz buna dünya hastalığı diyoruz. Ve bu dünyevi hastalık ne yazık ki arabanın altına girip de arabayı sırtında taşıyan insanın misali gibi sürekli terravan içinde
ve eziyet çeke çeke hiçbir masrafı alamaz o insan. Menziline ulaşamaz. Şimdi bizim insanlarımızın böyle bir hastalığı var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da evet. Yaşadığımız illetin asas temel nedeni olumsuz manada benim anlattığım, şerh ettiğim şekliyle dünyevileşme hastalığı olduğunu söylüyor. Ve bu hadiste öküzlerin kuyruğuna takılma, iğne alışverişinde bulunma, hepimiz biliyoruz ki dünyanın iki evet. ana kaynağı var. İki ana menbaı var. Birisi ziraat, derisi ticarettir. Ziraat artı ticaret eşittir ne? Eşittir dünya. Siz dünya birleşirseniz, cihadı terk edersen bu hale girersiniz. Ancak ben burada cihattan bahsederken cihada da bir açıklık getirmek istiyorum. Neden? Buyurun. Bak neden? Çünkü cihad denildiği vakit genellikle bazı mihraklar cihadı İslam'ın içinden çıkartmak için cihadı fundamentalizm, terörizm, terörle eş anlama sokuyorlar. Asla cihadın terörle, terörizmle alakası yok. Bugün İslam adına, cihad adına Müslüman'ı katleden insanların tekbir getirerek Müslüman'ın kanına, masum insanların kanına giren insanların İslam'la ve cihadla alakaları yok. Ancak İslam'da cihad vardır ve cihad çok önemli bir farizadır. Ve hatta dünya ve ahiretin saadetinin adresidir. Cihattan uzaklaşırsanız o zaman evet. şu anda yaşadığın sıkıntıları yaşamaya mahkum olursunuz. Cihat nedir? Cihat hakkı anlatmaktır, tebliğ etmektir. İşgale maruz kalan bir memleketin işgalciler tarafından kurtulmaları için de gerekirse işgalcilere karşı, yabancı güçlere karşı silahlı mukavemeti vermektir. Tıpkı Çanakkale'de, Malazgirt'te ve başka yerlerde verildiği gibi. Veyahut Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi gazvelerinde verdiği mücadele gibi. Ama Müslüman toplumun içinde Müslümanların yapması gereken, Müslümana yapması gereken cihat nedir? Davettir, tebliğdir, merhamettir, kardeşliktir, güzellikle, hikmetle insanlara şu ilahi mesajı iletmektir. Ve cihadı bazı alimler beş kısma ayırırlar. Davet ve tebliğ cihadı birinci kısım. İkincisi, evet. ikinci kısım mali cihad yani infak. Üçüncüsü ise nefisle mücadele cihadı. Dördüncüsü siyasi cihad. Ve beşincisi ise de nedir? Beşincisi de silahlı cihad. Yani kılıçla yapılan. Silahlı cihad kime karşı yapılır? Memleketini işgal eden işgalcilere karşı yaparsın. Yoksa herhangi bir insana, herhangi bir Müslümana İslam'ı tebliğ etmek için kalkıp da silahı kullanamazsın. Evet. Bir insanı, bırakın ki normal bir Müslümanı, gayrimüslimi bile yani işgal ve saldırı olmadığı süre içinde o tür cihadı yapmak asla İslam'da yok. Ama dediğim gibi eğer bir işgal varsa, eğer bir saldırı varsa elbette o zaman bunun yapılması da farz-ı ayn'dir veya farz-ı kifayedir fakihlerin tarifine göre. Ama diğer dört türlü cihadın yapılması lazım. İşte aslında bizim yaşadığımız sıkıntı temel en önemli sebeplerinden birisi bu. Peki ikinci sorunuza geldim. Neden bizim memleketimizde? Çünkü bizim memleketimizde de ki İslam aleminde bunun birkaç sebebi var. Birincisi yer altı ve üstü zenginliklerin %70-80 ve 90 durumuna göre yani madenlerine evet. göre değerli madenlere ve göre hepsinin merkezi bizim İslam alemidir. İkinci neden bizim burada her türlü fitnenin başı manbaı kaynağı Siyonizmin de ne yazık ki yani tasallutu vardır. Yani niçin şu anda Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının en önemli sebeplerinden birisi İsrail Devleti'nin kurulmasıydı. Evet. Adamlar geldiler Sultan Abdülhamid'e ve Sultan Abdülhamid'den oradan toprak istediler. Hepimizin bildiği gibi yani onlara verilmesi gereken en doğru cevabı Sultan Abdülhamid verdi. Ondan sonra ne yaptılar? Birinci, ikinci cihan harplerini oluşturarak kendi varlıklarını sözde yani kendilerine Allah tarafından vaat edilen Mevud'a yerleşmek için orada bir devlet kurdu. Şu anda o devletin kurulması, korunması için parçalanan parçaları parçalamak için uğraşıyorlar. Hocam tam bu arada birçok soru var da ben daha önce burada İttihadul Ulema'nın başkanını konuk aldığımda ona da sormuştum. Şimdi büyük
Küçük İsrail devletini kurmak için Osmanlı'yı parçaladılar. Evet. Arz-ı Mevud'u Büyük İsrail'de kurmak için şu an Orta Doğu'yu mu parçalıyorlar? Orta Doğu parçalıyorlar ve bu parçalanma meselesi de zaten aslında ilgilenen araştırmacılar ve bu alanla ilgilenen normal insanların bildiği bir şey. Yani bizim şu anda söylediklerimiz kendimiz kendiliğimizden bunu ihdas ediyoruz, evet, değil. Bununla ilgili 30 sene önce, 40 sene önce yazılar yazılmış. Evet. Daha yani takriben 20 küsur sene önce Amerika'nın Hariciye Bakanı Rice, Bayan Rice kendisi 22 tane ülkenin istihdas edileceğini söyledi. Peki bu 22 ülke yer dibinden, yerin altında bitecek değil. Gökyüzünden de inecek ülkeler değil. Var olan ülkelerin parçalanmasıdır. O aslında bizim Suriye'de yapılan yani barbarlık yani aslında bu barbarlık Amerika ve Rusya'nın işbirliğiyle yapılıyor. Yani sözde insan ilk etapta bakarken sanki Amerika yani şeyi savunuyor, muhalifleri savunuyor ve onlara destek veriyor. Geri ise Beşar Esed'i Rusya ve tabii ne yazık ki Rusya ile beraber İran. Bunu şey yapıyorlar, savunuyorlar. Oysa aslında böyle bir şey yok. Amerika, Rusya bu konuda ve Avrupa müttefiktirler. Onların ittifak ettikleri şey nedir? Suriye'yi parçalamaktır. Suriye'nin parçalanması için hem rejimle muhalifler arasında sürekli varlıklarını muhafaza edebilecek bir dengeyi muhafaza etmektir. Korumaktır. Eğer rejimin başındaki yani diktatör Esed güçlü olursa o zaman orada sorun kalmaz. Nasıl sorun kalmaz? Savaş bir şekilde durur. Evet. Eğer muhalifler güçlenirse o zaman muhalifler ise ülkeye sahip çıkacaklar ve böylece kan durur. Şimdi adamlar öyle bir şeytanca yaklaşıyorlar ki yani aradaki dengeyi yani garip ve mağlubu oluşmamak için sürekli dengeyi korumaya çalışıyorlar ve bu son birkaç gündür Halep'te çok ciddi katliamlar yapılıyor. Evet. Amaç Suriye'yi üçe bölmektir. Irak'ta yani milyonlarca insanlar öldürüldü. Irak'la İran arasında daha Saddam'ın dönemdeki savaşlarda yani yine milyonlarca insanlar öldürüldü. Ve şu anda Irak fiili 3 parçaya bölünmüştür. Suriye'nin de aslında onların planında 3 veya 4 parçaya bölünmesidir. Zaten Yemen'i parçalıyorlar. Sudan'ı biliyorsunuz zaten parçaladılar ve asas bu projenin içinde Türkiye'den var olduğunu unutmamamız lazım. Yani hedef anlamında, evet, Türkiye'nin de parçalanması en önemli hedeflerden bir hedeftir. Bunlar niçin yapılıyor? Bunların yapılması iki nedeni var. Bir, dünyanın her türlü nimetini bana ait iddiasıyla sanki Eşab-ı Muhtar gibi kendisine bakan bir avuç, bir elit tabaka var. Onlar zenginliklere ve kaynaklara hakim olsun diye bunu yapıyorlar. Birinci nedeni bu. İkinci nedeni ise yani İsrail'in ve Siyonizm'in muhafazası, korunması, aynı zamanda arz-ı mevud dedikleri olan o arzda dolaylı yollarda değil, fiili olarak hakimiyetlerini almasıdır. Evet. Eğer bu parçalar İkinci bir kere parçalanmazsa İsrail kendisini güvende hissetmez. Çünkü İsrail gerçekten yani meşru bir devlet değildir. Evet. Yani meşru bir devlet değildir. Ayrıyeten yani terörist bir devlet. Ve terör estiren zalim olan insanlar hep korkarak yaşarlar. Evet. Kendilerini o korkudan korumaları için onları korkutacak olan mustadafları, ezilenleri, mazlumları yok etmeyi hedeflerler. Ve onun için aslında bunlar oluyor. Dolayısıyla yani bu yapılanları bence garip görmemek lazım. Ancak bizim garip görmemiz gereken Müslümanların şuursuzluğu, Müslümanların buna karşı olan bilinçsizliği, Müslümanların İslam'ı yaşamamaları, İslam'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle birlik ve beraberliklerini oluşturmamaları. Yani Cenab-ı Allah Celle Celaluhu innemel mümine uhvetun diyor. Müminler kardeştir. Evet. Yani Kur'an'la la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen herkes kardeş addedilmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde مثل المؤمنين في تواضعهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Müminlerin misali sevgide, yardımlaşmada ve dayanışmada bir vücudun misali gibidir. Nasıl ki bir vücutta herhangi bir organ acıdığında diğer vücudun organları sıtmayla yani kendisini gösteriyorsa, hissediyorsa müminler böyledir diyor. Bir taraftan bakıyoruz
Bir tarafta bakıyoruz Avrupa'da daha yani birkaç sene önce, tabii yani birkaç sene önce derken takriben 100 sene önce milyonlarca insanlar birbirinden öldüren, bir araya gelmeleri hiç düşünülmeyen devletler Almanya, İngiltere, Fransa. Bakıyorsunuz ki bu Avrupa bir birlik kurmuş, kendi para birimini birleştirmiş, kendi savunmasını kurmuş, aralarında bulunan sınırları bile yapay hale dönüştürdüler. Aynı Avrupa kalkıyor ne yapıyor? Bizim yani İslam aleminin parçalaması için ABD, Avrupa ve Rusya işbirliği yaparak ekranın önünde kavga ediyorlarmış gibi gösterip de insanları gaflete sokmayı hedefleyerek aslında perdenin arkasında güç birliği yaparak bu parçaları parçalamak istiyorlar. Ve biz Müslümanlar, evet. Biz Müslümanlar niçin bundan ders almıyoruz? Daha dün mesela diyelim ki şu anda bizim Türkiye üzerinde Türkleri ile Kürtleri birbirine düşürmek istiyorlar. Evet. Yani oysa yani Türklerle Kürtler tarihi açıdan onların birbirlerine kopmaları mümkün değil. İslami açıdan zaten hepsi Müslüman, %100 Müslüman ve %100 Müslüman olan halk ise kardeştir. Aynı zamanda birbirlerinden kopamayacakları biletelikleri, aynı zamanda nüfus dağılımı, yani hangi açıdan bakarsanız bakın Kürtlerle Türklerin kavga etmesi ve onların parçalanması hiç makul değildir ve mümkün değil. Ve olmaması gerekir, evet. Ama adamlar bunu bile yapıyorlar. Evet. Yani ben çoğu zaman Mehmet Bey şunu söylüyorum. Bakın Fatih'le Salahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi. Evet. Salahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi. Nureddin Zengi Türk, Salahaddin Eyyubi Kürt. Salahaddin Eyyubi ve Nureddin Zengi birlikte bir vücudu organları gibi organize olduklarından dolayı en kısa bir zaman içinde Haçlı seferlerini, diktatörlüğünü ortadan kaldırdılar. Tabii. Ve bizim ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'yı kurtardılar. Bugün Salahaddin Eyyubi'nin torunları olan Kürtler, Nureddin Zengi'nin torunları olan Türkler, kendi dedelerini örnek alarak şu anda dünyada işlenen zulümleri ortadan kaldırmak için daha fazla birliklerini, birliklerini korumaları gerekirken, ama maalesef bizim ülkemizde bile bu fitne dışarıdan pompalanıyor. Evet. Hocam şimdi Batı Avrupa'ya baktığınız zaman 4 temel kültür üzere değişiyor, gelişiyor. Bir Yunan Grek kültürü, bir Roma Bizans kültürü. Tabii kültür demeyeceğim ama sonradan tahrif edilmiş Hristiyanlık ve Musevilik. Evet. Dördüne baktığınız zaman da dördünde temel bir noktada birleşebiliyorlar. Kendileri dışındaki insanların geri kalmış barbar hizmet etmesi gereken yapı olarak görüyorlar. Ve 11 Eylül'den sonra Kissinger'in yaptığı bir açıklama var. Diyor ki bundan sonra ateş onların yüreğinde yanacak. Amerika'daki saldırılardan sonra. Bu bütün kimin yüreğinde? Müslümanların yüreğinde yanacak ateş açıklaması vardı. Ve bütün bunlara rağmen bakıyoruz ki evet, Batı küresel intihara gidiyor. Pozitivizm, modernizm o toplumları bitirdi. Ama aynı Batı halen bizimle oyun oynuyor. Bizim bunlara bu kadar kanmamızın sebebi, aldanmamızın sebebi ilimsizlikten midir? Bilgi yoksunluğu mudur? Yoksa hakikaten şeytanı çok özümsemek midir? Tespitiniz ne burada? Şimdi tabii yani gerçekten yani çok acı bir durum bu. Yani adamlar 11 Eylül'ü kendileri ihdas etti. Evet. Yani tüm araştırmacılar ve hatta döneminde yani güçlü olan kalemler ve güçlü olan siyaset adamlarının bir kısmı şu 11 Eylül'ün yani bir proje olduğunu, evet, ve İslami fobya için İslam'a karşı, evet, İslam'a karşı özellikle bir korku oluşturmak için, insanların İslam'dan korkmasını, Müslümanlardan korkmasını sağlamak için bir proje olduğunu söylüyorlar. Ve yani buna bu olayı araştıran insanlar, ki ben kendim de aynı düşünceyi %100 yani onlarla paylaşıyorum, asla Amerikansız ve derin devletsiz böyle bir saldırı olamaz. Niçin yaptılar? İşte kendi bazı hedefleri vardı. O hedeflerinden birisi artık sözde yani
Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra zaten Amerika şey Almanya'nın başbakanı biliyorsunuz kendisi de söyledi artık yani NATO önce Rusya'ya karşı Sovyetlere karşı oluşturan bir savunma paktıydı. O dağıldıktan sonra buna ihtiyaç kalmadı. Peki nasıl buna ihtiyaç oluşturulacak? Artık Müslümanları kendileri için tehlike göstererek ve İslam'ı hedeflerek bunun ihtiyaç olduğunu devam ettirme kararını ve kendisi düşünceyi ondan sonra da kararını oluşturdular. Bu yetmiyormuş gibi bir de 11 Eylül'ü şey yaptılar. Peki yani biz Müslümanlar niçin bu konularda yani hassas olmuyoruz, neden oyuna geliyoruz diye sorunuzun cevabı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aslında bu sorunun cevabını şu hadisi şerifi ile veriyor. Buyurun. Diyor ki innekum ala beyinetin min rabbikum ma lam tehza fikum seketan seketul cehli ve seketu hubbil aiş. Sizler doğru yolda, hak yolda bulunacaksınız. Sizde iki sarhoşluk bulunmadığı sürece. Birincisi cehalet sarhoşluğu. İkincisi ise yani hübbül aiş yine dünyevileşme. Yani ilk fasılda Resulullah'ın başka bir hadisinde söylediği gibi bu hadiste de ancak yani cehaletle dünyevileşme. Asas şu iki ana neden yapılan oyunları fark etmekten Müslümanları men ediyor, uzaklaştırıyor. Cehalet. Cehalet yaygın ve etkili olan bir hastalık. Ancak ikinci sebep, yani menfaat. Bu işi bilen insanlar da kendi çıkar menfaatları, kaosta olduğu için, kendi varlıkları kan üzerine kurdukları için, fitne ve fesat üzerinde yani kendilerine varlık oluşturdukları için asas onlar cahil değil. Onlar biliyorlar. Yani bir kesim var ancak bu kesim bir elin parmaklarını aşamayacak kadar bir azınlık. Ancak bu azınlık asas var olan fitneyi ve var olan gafletin öncülüğünü yapıyor. Evet. Niçin yapıyor? Ya adam kendi çıkarı için bir milleti yok edebilir. Bir millet ölür mü? Yok olur mu? Beni ilgilendirmez. Yeter ki ben oturduğum koltuğu muhafaza edeyim düşüncesiyle bunu yapar. Ve ama diğer sebep ise bu halka yönelik olan bir sebeptir. O da bilgisizlik. Onun için yani bizim şu anda yaşadığımız İslam alemi olarak sıkıntılardan kurtulmamız için çok ciddi bir bilince ve bilinçlendirmeye ihtiyacımız var. Ve bir Müslümanın, bilinçten ve bilgiden uzak olması aslında yani garipsemesi gerekir. Niçin? Çünkü hiçbir dinde bizim dinimiz kadar bilginin üzerinde durduğu bir din yoktur. Bizim ilk inayet-i kerimemiz, ilk emir Cenab-ı Allah tarafından ikra olmuştur. İkra. Evet. Ama ne yazık ki Müslüman okumuyor. İkra bismi rabbikellezi halak. Yaratıcı olan Allah'ın adıyla oku. Evet. Yaratıcı olan yani yaratılanı da oku. Kainatı da oku. Olayları da oku. Gelişen hadiselerden hani haber ve yorum diyoruz ya. Yani hem haberi işit hem aynı zamanda haberin arka planındakini de öğrenmeye çalış. Biz bilgiyi Müslüman, ya Müslüman ilimle uğraşmalı, ilmin peşinde koşmalı. Talabül ilmi fardun ala kulli muslim ve muslimetin. İlimle ilgili hadisleri hep anlatıyoruz. Aslında anlatıyoruz da, anlatanları kastediyorum ama eksik bırakıyoruz. Yani biz ilmi, ilmihalın dar dairesi içinde hasrediyoruz. Oysa İslam'ın emrettiği ilim hem ilmihal ilimleri ve bilgileri hem aynı zamanda yaşadığın toplumu ve yaşadığın toplumda gelişen olayların da bilgisidir. Ben çoğu zaman şunu söylüyorum. Allah'ı tam anlamıyla anlamak için şeytanı tanımak lazım. Şeytanı tanımayan bir insan Allah'ı tam anlamıyla anlayamaz. Tanıyamaz. Vasıtas fiili olarak da biz bunu yapıyoruz. İlk önce Euzu billahi mineşşeytanirracim diyoruz. Ondan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Önce şeytandan sığınıyoruz. Ondan sonra Rahman'a da iltica ediyoruz. Çünkü şeytandan sıyrılmayan Rahman'a iltica edemez. Evet. Hakikaten ama Cenab-ı Allah, Celle Kur'an-ı Kerim'de, Nas suresinde şeytanları ikiye ayırıyor. Bakın Nas suresi diyorum. Herkesin ezbere bildiği bir sure bu. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ Yani cinni ve insi şeytan. Şimdi zaten genel manada Müslümanlar şeytanları tanımıyor. Tanıyanlar da cinni şeytanı tanıyor.
İnsi şeytan varlığından habersiz yaşıyor. İnsi şeytan. Biz bilgili olmalıyız, bilinçli olmalıyız dediğimizde namazın nasıl kılındığını, orucun nasıl tutulduğunu, zekatın nasıl verildiğini elbette bunları bir Müslüman olarak bilmemiz lazım. Ama ne yazık ki bunlar da bilinmiyor. 20 sene, 40 sene, 50 sene her gün 5 vakit namaz kılmamıza rağmen Fatiha'yı okuyoruz, Fatiha ne olduğunu bilmiyoruz. Bir Allah'ın evet. günü, ya benim yaşım olmuş 70. 10 seneden beri namaz kılıyorum, 60 senedir namaz kılıyorum. Kıldığım namazda hep Fatiha okuyorum. Allah aşkına insan merak etmez mi? Bu okuduğum ne manası ne? Ama bizim insanlarımız, bizim Müslümanlarımız bu merakı da yok. Şimdi kaldı ki bununla beraber insi şeytanı tanımıyoruz. İnsi şeytan kimdir? Amerika'dır. İnsi şeytandan kastım insi şeytan. Yani cinni şeytan ayrı, insi şeytan ayrı. İnsi şeytan şu anda dünyayı barut fıçısına dönüştüren güçlerdir. Kardeşi kardeşe vurduran, plan kuran karanlık güçlerdir. Türkiye'de, Suriye'de, Irak'ta kaos yaratmak isteyen karanlık güçler, bu karanlık güçlerin arkasına duran iki ayaklı insan görünümünde insanlıktan pay almayan, insanlıkla alakası olmayan şahıslardır. Ve biz Müslümanlar İslami açıdan bunları tanımamız lazım. Ama halen tanımıyoruz. Çoğu insan, çoğu Müslüman namaz kılıyor. Bakın mesela ben örnek vereyim. Namaz kılıyor. Namazında Fatiha'yı okuyor. Okuduğu Fatiha'nın içinde Ehdine sıratel müstakim diyor. Cenab-ı Allah'tan peygamberlerin, salihlerin yolunda yürümeyi talep ediyor. Manası bu. Ehdine sıratel müstakim. Sıratellezine en'amte aleyhim gayr-ı mağdubi aleyhim ve'd-dallin. Amin. Gazaba uğrayan ve dalalete giren Yahudi ve Hristiyanların yolunda beni yürütme diye Allah'tan talepte bulunuyor, dua ediyor. Ama selam verdikten sonra selam veriyor, elini açıyor. Türkler, ya Rabbi tümetekiye kitiye Avrupa diye dua eder. Türkler de, ya Rabbi bizi Avrupa Birliği'ne sok diyor. Ya kardeşim, sen iki dakika önce Fatiha'yı okurken, Fatiha'da ben Yahudi ve Hristiyanların yoluna beni koyma. Cenab-ı Allah velen terde ankel Yahudu velen Nasara hatta tettebi'a milletehum. Asla Yahudi ve Hristiyanlar sen kendin onlara tabi olmadığın sürece, onların dinini kabul etmediğin sürece bunlar sana dost olmazlar. Senden razı olmazlar diyor. Evet. Onun yanında sen kalkıyorsun Fatiha'da bir şey diyorsun okurken ama Fatiha'nın dışında da kalkıyorsun Fatiha'da istediğin tam zıttını ya Kürtçe ya Rabbi tümetekiye git ya Avrupa ya Türkçe ya Rabbi bizi Avrupa Birliği'ne sok diye dua ediyorsun. Evet. Bakın bu neyin bunun manası ne? Bunun manası Efendimiz diyor ya innekum ala beyinratim rabbikum ma lam tedafikum serketam serketul cehli ve serketu hubbil ayş. Siz doğru yolda, hak yolda bulunacaksınız. Sizde iki sarhoşluk bulunmadığı sürece birisi cehalet sarhoşluğu. Bu gösteriyor ki bizim insanlarımız cahil, kötü niyetli değiller. Yani bu duayı yapanlar bile kötü niyetle yapmıyorlar, bilmiyorlar. Bilmiş olsalardı bunu yapmazlardı. Ama tabii Mehmet Bey, ben şurada özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. Yani benim şu konuşmalarımdan Avrupa ile kavga edelim anlamı çıkmasın. Evet. Biz hiç kimseyle Müslüman kavga etmeyi istememeli ve istemiyoruz. Biz istiyoruz ki kavgasız bir dünyada yaşayalım. Biz istiyoruz ki barışın hakim olduğu, özgürlüğün hakim olduğu, insan haklarına riayet edildiği, insanların insanca yaşadığı, herkesin özgür yaşadığı bir dünyada, bir Orta Doğu'da ve bir ülkede yaşamak istiyoruz. İslam'ın emri bu. Biz bu anlattıklarımı anlatırken diğer taraftan sanki Müslüman kahvacıdır gibisinden bir yanlış sonuç çıkmasın. Asla. Evet. Biz biliyoruz ki savaştan, kavgadan hayır yok. Zaten bizim konuşmamızın nedeni kavgadır. Yani yapılan kavgalardır. Var olan fitnelerdir. Akan kanlardır. Yani bizim şu anda yaşadığımız dünyada eğer biz yaşamamış olsaydık,
Biz bunları kendi gözlerimizle görmemiş olsaydık, evet, bu yaşadıklarımızı bir kitapta okusaydık, biz bu kitabın roman olduğunu kabul ederdik. Asla tamam, hayatın gerçeğiyle bağdaşmaz diye bir hikaye, bir hayal ürünü olduğunu söylerdik. Ama ne yazık ki bu hayal ürünü olması gereken bu tablo, bugün biz bu tabloyu fiili olarak yaşıyoruz. Hocam benim vakit problemim yok ama sizin var. Onun için çok kısa kısa bir IŞİD'le ilgili çok ciddi sorular var. Çok kısa alırsam ne dersiniz? Evet, yani şimdi elbette bakın ben asas konuşmalarımın arasında bu sorulan sorunun bir manada cevabını verdim. Yani İslam adına Müslümanları katletmenin İslam'la alakası yok. Evet. Yani IŞİD ve benzeri oluşumlar asas malzeme bizden, beyin ise dışarıdandır. Evet. Bu ve benzeri kurum ve kuruluşların arka planına bakarsanız, asas arka planında başkaları tarafında, yani Müslümanları katletmek isteyen, şu ana kadar anlattığım insi şeytan olarak isimlendirdiğim o karanlık güçler tarafında oluşturulan oluşumlardır, organizasyonlardır. Ama bu organizasyonların kurbanı kim oluyor? Yine Ahmet ve Mehmet oluyor. Evet. Yani bizim yeni zulme maruz kalmış, cihat fıkhını bilmeyen, yani cihat farzdır derken cihadın nasıl yapılacağını, nasıl yapılması gerekli olduğunu anlatmadan o telkinler telkin edilen ve bu manada bilgisi eksik olup iyi niyetle şu kötü organizasyonların kurbanı olanlar bizim çocuklarımız. Evet. Yani onun için ne yapmak lazım? Çocuklarımıza da sahip çıkmak lazım. Yani bir taraftan cihadın farz olduğunu söyleyeceğiz, diğer taraftan da cihadın nasıl ve nerede yapılacağını da anlatmak lazım. Anlatmak zorundayız. Hocam çok yorum var, çok soru var, teşekkür var, tebrik var ama ben vakit 18.22, sizin yetişmeniz gereken bir program var. Haliyle dinleyicilerimin tamamından özür diliyorum. Aktarsak. Ama ben eğer müsaade ederseniz bir iki cümle ekleyeyim. Bakın bu IŞİD ve benzeri İslam adına Müslümanları katleden ve şiddeti sürekli sıcak tutan organizasyonlar, bunlar bu ortamı oluşturanların birkaç hedefi var. Bir, İslam'ı şiddetle eşleştirmek, cihadı terör anlamına sokmak, Müslüman'ı Müslüman'la vurdurmak ve kendileri rahat rahat zulümlerini yapma ortamını oluşturmaktır. Onun için yani asla ve bazıları da bilerek bunu Müslümanların aleyhinde kullandığını biliyoruz. Bu böyle bir şey. Hocam Dünya Müslümanlar Birliği Türkiye temsilcisisiniz. Evet, dolayısıyla uluslararası. Dünya Müslüman Alimler Birliği. Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye temsilcisiniz. Ve Türkiye Şube Başkanı. Evet, haliyle dünyada. Hüseyin Kadavi'nin başkanlığını yaptığı kurum. Evet, dolayısıyla dünyadaki oynanan oyunu çok yakından takip ediyorsunuz. Doğru. Şimdi 17-18 ülkenin bulunduğu bir yerde IŞİD'in halen var oluyor olmasına rağmen Müslümanları nasıl bunun bir oyun olduğunu görmemesi hakikaten nasıl yorumluyorsunuz? Elbette yani nasıl yorumluyoruz? Garipsiyoruz bir. İkincisi de demek ki aslında Müslümanlara anlatılması gerekenleri tam anlamıyla anlatılmıyor diye, evet, yani bir manada kendimizi de susluyoruz. Onun için biz burada anlattık. Siz sordunuz, biz de bildiğimizi söyledik. Evet, evet. Hocam bir de şunu söyleyeceğim. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinden bahsederler. Hı. Siz de iyi bilirsiniz. İşte asr-saadet dönemi, ondan sonra belli bir dönemin geleceği, ondan sonra çok sorunların yaşanacağı dönemin geleceği ve daha sonra da İslam saadetinin tekrar geleceği dönem. Bu hadisi de göz önünde bulundurduğumuzda İslam toplumunun kısa süreli geleceğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Efendim yani şimdi İslam'ın, yani Müslümanların başta olmak üzere tüm insanların geleceği açısından yani çok yakın bir zamanda en yüksek görse de hakkın, hukukun, adaletin İslam'ın sadası olacak, evet, konusunda hiçbir şüphemiz yok. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ayetler vardır. Evet. Hadislerde de çok hadise var ama sizin bahsettiğiniz hadis Ahmed bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadistir. Evet. Efendimiz diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, inne evvela dinikum nübüvvetun ve rahme. Evet. Sizin dininizin ilki nübüvvet ve rahmet olacaktır. Ve tekunu fikum maşallah en tekun. Thümme yerfa'u Allahu Celle Celaluhu. Thümme tekunu hilafe ala minhacin nübüvvet. Evet. Ve tekunu fikum maşallah en tekun. Thümme yerfa'u Allahu Celle Celaluhu. Thümme tekunu mülken aden. Thümme tekunu mülken cebeliyeten. Kısa kesiyorum. Thümme tekunu
Hilafe ala minhacin nübüve. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İslam ümmetinin geçireceği siyasal marhaleleri beşe ayırıyor. Birincisi nübüvvet. Geldi ve gitti. Ondan sonra hilafet asi saadet. O da geldi ve gitti. Ondan sonra saltanat, Emevi, Abbasi ve Osmanlı. O da geldi gitti. Ondan sonra diktatörlük. Evet. Zulüm, baskı, haksızlık. Ve şu anda dünyada yaşadığımız dönem. Evet. Ondan sonra hakkın ve adaletin hakim olduğu, yeryüzü ve gökyüzü insanların, bak insanların, herkesin yani her canlının hoşnut olacağı bir adalet, bir saadet dönemin geleceğini müjdeliyor. Asas bu anlattığımız, bu yaşadığımız sıkıntılar, evet, bana sorarsanız bu hamilenin yaşadığı hamilelik sancılarıdır. Hepimiz biliyoruz ki doğum öncesinde doğum sancısı vardır, artı doğumla beraber kan da vardır. Ben inanıyorum, temenni anlamda söylemiyorum. Yani gerçeklik manasında, reel olarak söylüyorum. Şu anda Suriye'de, Irak'ta akan masum kanlar, o hak ve adalet anlamına gelen İslam döneminin doğuş kanıdır. Yaşadığımız sıkıntılar da sancılardır. Muhammed Akif Ersoy, Allah rahmet eylesin, ümitle ilgili çok güzel sözleri var, çok güzel beyitleri var. Ancak yaşadığı bir karanlık ve rahatsız edici bir döneme tepki olarak şunu söylüyor. Diyor ki, ya Rab, yok mudur acaba şu karanlık gecenin nurlu sabahı? Yoksa mahşerde midir beyçarelerin felahı? Ben de ona ilaveten şunu diyorum. Hayır, hayır, vardır bizim gibi beyçarelerin felahı dünyada. Çünkü müjde vermiştir bize Kur'an-ı Kerim'de Huda. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de şu yakın gelecekte en yüksek seda, İslam'ın sedası olacağını söylemektedir. Ve yaşadığımız sıkıntılar da aslında doğum sancıları olduğunu göz önünde bulundurursak çok muazzam bir doğuma hazırlıklı olmamız lazım. Ve bunu karşılamak için çalışmamız lazım. Ne yapacağız? Evet. İslam'ı yaşayacağız. İslam'ı anlatacağız. Sevgiyle, şefkatle, merhametle Müslümanları kucaklayacağız. Şiddetin her türlüsünden insanlarımızı uzaklaştıracağız. Ve bilgiyle insanları donatarak, insanları şuurlandırarak ilimle Allah'ın izniyle insi ve cinni şeytanları tanıttırırsak, insi ve cinni şeytanların şerrinden korunuruz ve insanlarımızı da kurtarmış oluruz diyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Bu akşam saat 19'da Merkez İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde de bir söyleşiniz olacak. Sizi dinlemek isteyenler orada çok daha detaylı dinleyebilirler. Dünya Müslüman Alimler Birliği Türkiye temsilcisi Abdülvahap Ekinci. Çok teşekkür ediyorum. Hakikaten çok keyifli bir sohbet oldu. Birçok soruya belki size soramadık ama arada cevap vermiş oldunuz. Birçok dinleyicimizin mesajlarını da aktaramadık. Onlar da haklarını helal etsinler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Seyircilerimiz ve dinleyenlerimize de saygılarımı arz ediyorum. Cenab-ı Allah dünya ve ahire saadetini hepimize nasip etsin. En kısa bir zaman içinde tüm mazlumları korusun, kurtarsın, akan kanları durdursun, hakkı ve adaleti yeryüzünde hakim kılsın ama bizim elimizle bunu gerçekleştirsin diye dua ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.